Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Bugün İzmir'deyiz. Seferihisar yakınlarındaki Efes tatbikatının yapıldığı alandayız. Normalde görüyorsunuz arkamdan bir sahil yolu geçiyor. 2 yılda bir bu sahil yolu kapatılarak burada bir amfibik çıkartma tatbikatı gerçekleştiriliyor. Tatbikatların amacı gerçek mühimmatları kullanarak aynı zamanda bir savaş halinde yapılacak yeni taktiklerin, özellikle diğer yeni nesil silahların kullanılması hedefleniyor ve bu tatbikatta da birçok ilke imza atılıyor. Farklı silah türlerinin ilk defa kullanılmasıyla ilgili. Dün gece, önce gece atışlarına burada sahne oldu. T-129 Atakan atışları, son atışların lazer güdümlü atışları, onun yanı sıra yerden çeşitli mühimmatların atışlarını izledik. Denizden yapılan atışları, arkamda görmüş olduğunuz atış sahasındaki hedefler vuruldu. Gerçekten çok etkileyiciydi. Kapanışta da Aselsan'ın korkutma savunma sistemi 35 mm polikonlarla beraber uçurulan hedeflere karşı muazzam bir atış gerçekleştirdi. Bunlar da oldukça heyecanlıydı. Bugün şimdi gündüz safhasındayız. Gündüz safhasında da atışlar, çıkartma operasyonları gerçekleştirilecek. Bu yıl özellikle uluslararası katılım dikkat çekiyor. Çok sayıda Amerika Birleşik Devletleri'nden Almanya'ya, Arnavutluk'tan Avustralya'ya, Azerbaycan'dan Bahreyn'e çok kalabalık bir katılım gerçekleştiriliyor. 10 bin personel görev yapıyor burada ve bu 10 bin personelin yaklaşık 1000'inin yabancı olduğunu belirtmemde fayda var. Tabii ki bu operasyon çerçevesinde hava indirme, özel kuvvetlerin helikopterle gerçekleştirdiği baskınlar veya yine özel kuvvetlerin paraşüt atlayışları da mevcut. Evet, birlikte tatbikatı izliyoruz.
çıkaracaklar. Efes 2022 takvim alacağız. Zaman zaman hareketsiz. Deniz çıkardı. İkinci daha böyle.
Nasıl geçti efendim Efes tatbikatı? Nasıl ilk izlenimleriniz neler? Malumunuz Efes tatbikatımız geniş ölçüde yerli ve milli sistemlerimizin kullanıldığı, sahada görüldüğü bir ortam ve bugün ve yarın yine bu kullanımı yoğun ölçüde göreceğiz. Çok sayıda yabancı misafirimiz ve gözlemciler de burada. Tabii ki ürünlerimizi fuarlarda, çeşitli ortamlarda sergiliyoruz. Burada da bu tatbikatı fırsat bilerek savunma sanayi şirketlerimizin burada bir sergisi oluyor ama tabii ürünler burada bir durağan halde gösterilirken asıl bu ürünlerin saha performansları tatbikat da olsa görülüyor. Birazdan yine bunlar devam edecek. Ürünleri sergi alanında görmekten tabii çok farklı bir şey olacak. Tatbikat alanında ürünlerimizin performansını görmek hem bir tatbikat anlamında önemli hem de özellikle son zamanlarda yurt dışında çok ilgi çeken savunma sanayi ürünlerimizin sahadaki performanslarının yabancı gözlemcilere ve misafirlere gösterilmesi açısından da büyük önem taşıyor. Yani Türkiye'nin savunma sanayi ve buradaki ürünlerimizin geldiği nokta sadece ürün kataloğu ve tanıtımların dışında sahada da ne yaptıkları, neler yapabilecekleri, hatta bir koordine harekat ortamında işbirliği içinde çeşitli ürünlerimizin nasıl bir performans ortaya koyabileceklerini, destek oluşturabileceklerini gösterecek. Bu açıdan da önemli bir ortam sağlayacak. Efendim yabancı heyetlerin ilgisi nasıl? Hangi ürünlere daha çok ilgi gösteriliyor? Çok sayıda yabancı heyet var. Tabii Türkiye'nin son zamanlarda en çok adını duyurduğu nokta ürünler SİHA'larımız. Ama burada SİHA'ların oluşturduğu ilgiyle beraber burada diğer ürünlerimiz de görmüş olacaklar. Tabii ki SİHA'larımızın kullandığı muhtelif mühimmatlar var. SİHA'lar konusunda önümüzdeki günlerdeki gelişmelerin de neler olacağıyla ilgili ipuçları da veriyoruz. Çeşitli silah, mühimmat, atış sistemleri, elektronik sistemlerimiz, roketlerimiz burada sergiye çıkmış olacaklar. Zaten sahada da onların bir kısmının kullanımını göreceğiz. Aynı zamanda deniz ürünlerimizin de kullanıldığı fırsatlar olacak. O açıdan dünya basında öne çıkmış ürünlerimizin yanında buradaki performanslarını görecekleri diğer ürünlerimiz de ilgi çekecek diye umuyorum. Çünkü teknoloji seviyesi olarak, performans olarak ürünlerimiz gerçekten artık dünyada birçok ürünle boy ölçüşebilecek, hatta daha da iyi performanslar gösterebilecek durumda. Bu açıdan da bunun bir vitrini oluşacak, hareketli bir vitrin oluşacak. Tabii ki bu kullanımda Mehmetçiğimizin başarıları ve becerileri de önemli bir etken olacak. Bu ürünlerimizin teknik kabiliyetlerini ve becerilerini sahada gösterecek olan da yine Mehmetçiğimiz. Onların bu konudaki becerileri yine hareket alanında neler yapılabileceğine ilgili çok iyi bir izlenim bırakacak diye düşünüyoruz. Teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz, dikkat çekmek istediğiniz bir şey var mı efendim? Tabii katılan heyetlerin sayısına ve içeriğine baktığımda çok geniş bir katılım var. Bu da dünyada artık Türkiye'nin savunma sanayi ürünleri konusunda dikkat çekmeye başladığını gösteriyor. Bugün bu tatbikatta da daha önceki tatbikatlardan çok daha geniş ölçüde bir şirket katılımımız var. Yani gelmişken bu ürünlerin sahada görüldüğü noktadan bilfiil üreticilerle konuşmak, bilgi almak, gerekirse bazı anlaşmalar ve satışlar doğrultusunda yeni adımlar atmak için de iyi bir fırsat oluşacak. Tabii bu adım adım yürüyüşümüzün bir parçası, önemli bir parçası. Fuarların yanında tatbikatlar artı fuarımızı böyle bir ortamda inşallah çok çekici hale getirecek ve önemli ihracat adımlarımızı atmış olacağız.